Ama sıradan Naşet Arabaşı'nda merhaba sevgili Sıra Serdar Hacı dostlar. Şimdi Bayi bize geldik. Bayi'de Naşet Arabaşı'ndayız. Bayi'de bir tüfek denk geldi. Kral Arms Marina. Şurasında timsah işaret olan Marina modeli. Marine diye yazılmış. Şimdi biz bu tüfeği sizler için çok kısa bir incelemesini çekeceğiz. Ancak dediğimiz gibi biz hiçbir tüfeğin reklam amaçlı çekimini yapmıyoruz. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Bundan sonra her videoda bunu tekrarlayacağız. Ben sadece elinde olan almak isteyenler için sadece bir ön bilgilendirme yapıyorum. Yani sadece bu markadan şu markadan değil. Hiçbir şekilde ben herhangi markanın tanıtımını ya da reklamını yapmıyorum. Sadece çok nadir olup da bulamadıklarımızı kendi imkanlarımla temin edip alıyorum. Çekiyorum, inceliyorum, atış testlerini çekip daha sonrasında da kullanmayacaksam satıyorum, kullanacaksam kendime ayırıyorum. Bu tüfek de bayide denk geldi. Birkaç arkadaş da bu tüfekle yorum ben de yorumlarına cevap verebilmek için bu tüfeği kısaca onlar için inceleyeceğim. Tüfeğimiz Kral Arms'ın, Kral Arms Taktikal diye geçen bir modeli. Kral Arms Konya'da faaliyet gösteren bir yerli firmamız. Üzerinde Kral Arms Taktikal diye yazılmış marine ve timsah, ağza açık bir timsah desenini işlenmiş üzerine lazerle böyle bir model. Görüntüsü de şu şekilde. Üstten görüntüsü bu şekilde. Alttan görüntüsü de şu şekilde. Evet. Tüfeğimiz Kral Arms Marina V diye, yani Wood. Daha doğrusu ahşap diye geçen model. Dipçik ve elgunda Türk cevizinden yapılmış. Bu nedenle de Wood ve ismiyle işaretlenmiş. Tüfeğimiz bu şekilde bir tüfek. Tüfek aslında Slug model bir tüfek. Slug yani daha çok tek kurşun atışlarına elverişli bir model anlamına gelmekte. Şimdi tüfeğimizi hemen özelliklerinden bahsedeyim. Tüfeğimiz pump action veyahut da pompalı diye tabir edilen bir sistemle çalışıyor. Emniyeti soldan sağa bastığınızda kapanır, sağdan sola bastığınızda açılır. Tüfeğimiz şu şekilde bir pompalama sistemiyle çalışıyor. Buna da pump action, pump aksiyon da diyebiliriz. Bu şekilde çalışan bir sistemle herhangi bir yay filan yok. Tüfeğimiz bu. Şimdi tüfeğimizin dipçiği ve elkunda Türk tipi cevizden yapılmış. Gövdesi 7075T altı sertleştirilmiş. Çelik sertliğinde bir alüminyum diyebiliriz. Ondan yapılmış gövdesi, namlusu ve alttaki borusu komple beyaz kromla kaplanmış. Krom kaplı bir tüfek. Tüfeğimizin gövdesinden bahsettik. Şimdi alt parçası şu tetik tertipatı plastik. Çalışma sistemi de daha sonra özelliklerine gelince bahsedeyim. Yine mekanizma sistemi 4140 delme çelikten, oyma çelikten yapılmış. Namlusu 4140 delme çelikten yapılmış bir namluya sahip. Namlu boyunu ölçerek göstereceğim. Yine şu alttaki borusu, bu boru da alüminyum bir boru. Tüfeğimizin sökme takma şekli birebir gazlı sistem tüfeklerle aynı. Hemen şöyle şu parçayı hızlıca çevirip ileri doğru çektiğimizde şuradan bastırıp namluyu da ileri gittiğimiz zaman namlu şu şekilde yerinden çıkar. Şöyle. Sonra şu kolu ileri doğru çektiğimizde şu şekilde çıkar. Şu şekilde de sökülüp takılabilir. Bunu buradan çıkarabiliriz. Zorlamayın. Tüfekler yeni olduğu için fabrikada koruyucu yağla gönderilmiş. Tüfek bu. Takarken de şu parçayı şu üste getirip yerine oturtacağız. Evet. Takarken şurada bir yaylı küçük bir parça var. Önden oturtup da geri doğru çekip yerine korsak bu da şu şekilde yaptığında şuradan namlunun şu kısmına kilitlemeyi sağlar. Evet, şimdi takarken de hızlıca şöyle. Tüfek 7 artı 1 bir tüfek. Bu şekilde de kurulabiliyor. Şimdi şöyle pompayı ileri çekeceğiz ki namlu yerine oturabilsin. Şu şekilde oturur zaten hızlı bir şekilde. Bu kadar sökmesi, takması kolay bir tüfek. Dediğim gibi tüfeğimiz komple kromla kaplanmış bir tüfek. Evet. Evet, tüfeğimiz bu. Tüfeğimizin namlusunun iç kısmı beyaz
alüminyum, parlak alüminyumla kaplı, düzeltiyorum, parlak kromla kaplı. Yine silah bir, üzerinde rampa tipi yükseltilmiş arpacık mevcut. Hızlı yüzlemesinde de direkt güzel gelme özelliğine sahip. Bu şekilde de çalışır tüfeğimiz. İki noktadan tespit edilmiş bir plastik tetik tertipatında mevcut. Şimdi tüfeğimizi doldururken bu fişekle de bazen sorun çıkabilir. Bunlar benim içine peçete basarak doldurduğum fişekle. Şimdi doldururken tüfeğimizi şu alt kısımdan şu şeyi fişeğe yatağına gireken belli oluyor zaten. Bu şekilde çekip gittiğimizde de fişek namluya girer. Şimdi bu fişeği atmayacağız, namludan nakit ses çıkaracağız diye soranlar için de şöyle göstereyim. İnşallah bu da sıkışmaz. Şu şekilde. Şurada bir düğme var. Şu düğmeye basıp geriye çektiğimizde fişeği atar. Diğer ağzına alıp çektiğimizde onu da atar. Bu şekilde boşaltabiliriz. Evet. Bu da fişeğin boşaltma şekli. Fişek yatağı 76 mm'lik bir fişek yatağına sahip. Yani 70, 76, 65, 70, 76 mm'lik fişekleri sığabilecek bir magnum yatağa sahip. Namlu ucunda da bir adet şok takılı. Bu da bakayım kaç numara şok. Evet. 3 numara şok takılmış namluya. Sadece bir tek şok var. Şok kutusu şok takımı yok. Sadece namlunun ucunda 3 numara şok takılarak gönderilmiş. Yine dipçik peti, hava kanalı bir dipçik peti. Bu da omuzumuza vurduğu zaman tepmeyi azaltsın diye yapılmış. 0'dan 56 grama kadar bütün fişeklere test edilmiş. Boş ezrayı da koysanız patlatabiliyor tüfek. Tahliyeyi gaz basıncıyla yapmadığı için boşaltması da kolay. 7+1 dedik, ağırlığı 3 kilo demiş. Şok 1 adet, silah namlu bir tüfek. Namlu boyu da hemen ölçerek göstereyim önce. Namlu boyu tam 51 santim. Toplam boyu 103,5 santim. Tetik çekme mesafesi de 37 santim. Evet, tüfeğimiz bu. Hemen şimdi size şimdi gramajını da tartıp bitireyim. Kilo 930 gram. Yani firmanın verileri doğru, 3 kilo civarında demişti. Tüfeğimiz bu. Kral Arms Marine modeli. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasudan saygılar, sevgiler.